Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Nahmeduhu bi cemii mahamidih. Lehül hamdü kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan, fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediyi hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal gina el gina yes el yesu mimma fi eydin nas ve iyyake ve tama fe innehu el fakrul hadir. Sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Çok aziz ve pek muhterem kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz iki cihanın saadetine cümlenizi nail eylesin. Sözlerin en değerlisi Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir. Yaratılmışların, beşerin en şerefli, kıymetli sözleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleridir. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden bir miktar okumak istiyoruz. Okuyup izah edeceğiz. Fakat bundan önce boynumuzun borcu, şükran borcumuz, vazifemiz var. Onları eda edelim. En büyük borcumuz, vazifemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'edir. O bize alemlere rahmet olarak Allah'ın gönderdiği en büyük rehberdir, en büyük önderdir. Onun ruhu pakine hediye olsun diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım ve onun mübarek âlinin, pak ashabının, cümle etbaının, ahbabının, sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullahın, ümmeti Muhammed'in mürşitleri ve mürebbilerinin, Sadat ve Meşayih-i Turku Aliye'mizin, şu beldeleri fethetmiş olan mübarek insanların, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, hayır hasenat sahiplerinin, şu caminin yapılmasına yardımcı olanların, bu caminin içinden güzeran etmiş, gelmiş geçmiş olan imamların, hatiplerin, vaizlerin, müezzinlerin, vazifelilerin, cemaatlerin, bu beldede metfun bulunan, beldeyi fethetmiş olan büyüklerimizin, müminin-i müminatın ve haseten şu mecliste bulunan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının, ecdadının, dostlarının ruhlarına hediye olsun diye. Biz yaşayan müminler de Rabbimizin rızasına uygun ömür sürelim. Sonunda pişman olmayacak bir şekilde hayatımızı tertemiz geçirelim. Rabbimizin huzuruna onun sevdiği, razı olduğu kullar olarak, yüzlerimiz ak, alınlarımız açık olarak varalım diye, vesile olsun, duamızın desteği olsun diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. O mübareklerin ruhlarına bağışlayalım, öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ahu anhuma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin babası gibi hürmet ve izzet ettiği, çok ihtiram gösterdiği çok sevgili amcası Abbas'ın oğlu, sahabenin delikanlı olanlarının en alimlerinden, siması güzel, ahlakı güzel, ilmi güzel Abdullah
Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Abbas'ın oğlu Abdullah, Abdullah İbni Abbas rivayet eylemiş. Allah şefaatlerine nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifinde buyuruyor ki: El gına el ye'sü mimma fi eydin nas. Zenginlik insanların elindeki varlıklardan, maldan, mülkten, paradan, imkandan, menfaatten ümidi kesmek, onlara göz dikmemektir. Asıl zenginlik budur. Hani şu kadar parası olmak, bu kadar malı olmak değil de başkalarının elinde bulunan şeylere göz dikip, onlardan bir şey umup, bir şey heves edip, aklını, gönlünü ona takıp, acaba şundan nasıl istifade ederim, acaba nasıl alabilirim, nasıl kendi tarafıma transfer edebilirim filan gibi bir düşünceye sahip olmayıp, hiç onlara ilgi duymamak, onlardan ümidini kaldırmak, onlara bel bağlamamak, ümit etmemektir. Asıl zenginlik budur. Buna dedelerimiz gönül zenginliği demişler. Gönül zenginliği. Adam mütevazi bir geliri vardır, kıt kanaat geçiniyordur, evi kalabalıktır, kiradır, yoksuldur ama pırıl pırıldır, gözü toktur, ne rüşvet alır, ne haram yer, ne efendim başkasının malına haset eder, ne daha başka böyle kötü duygular taşır, pırıl pırıl, tertemiz, rahat, huzur içinde, gayet rahat. İşte asıl zenginlik budur. Gönül zengin, gönül kıymetli, gönül nurlu, gönül pırıl pırıl, asıl zenginlik budur. Bunun mukabili, bu gönül zenginliğinin karşılığı tamah dediğimiz, tamahkarlık dediğimiz şeydir. Peygamber Efendimiz bu kötü duygu hakkında da buyuruyor ki: ve iyyake ve tama'a, sakın tamahkarlığa düşme. Başkasının malına, mülküne, parasına, puluna, imkanına, efendim elinde bulunan şeylere göz dikme. Ondan bir şey umup, ondan bir şey koparmayı zihnine, aklına, gönlüne yerleştirip tamahkar bir insan durumuna düşme. Fe innehu el fakrul hadiru, çünkü o hemen yanında bulunan, hemen hazır olan, senin yanında mevcut bulunan fakirliktir. Asıl fakirlik budur. Neden? Senin elinde bu kadar şey var, hala ondan bir şey umuyorsun, bir şey bekliyorsun. Acaba şunu nasıl alsam, acaba bunu nasıl yesem, acaba adamı nasıl kandırsam filan. Şimdi bir arkadaşımız anlattı, geldi. Yani bunu bazen insanlar da yapıyor, müesseseler de yapıyor demek ki. Memleketinde bir geniş arazileri varmış, yol geçmiş, istimlak edilmiş, çok cüz'i bir para vermişler. Yolun öbür tarafında bahçesi varmış, burasında efendim hükümet konağı yapacağız filan diye bazıları takmış. Ya şimdi bu şahısların babası ölmüş, 5 tane yetim kalmış, bir ihtiyar dede kalmış, efendim bir dul kadın kalmış. Yani hem de çok uygun yer değilmiş hükümet konağı yapmak için. Ne diye bu fukaranın malıyla uğraşıyorsun? Hadi yolu geçirmişsin, neyse ne, ama öbür tarafa 36 daire veriyorlarmış müteahhitler de, sen cüz'i bir parayla bu yetimlerin şeyini alacaksın. Yani memlekette başka arazi mi kalmadı? Belediyenin başka arazisi mi yok? Efendim, ne diye illa buraya tamah ediyorsun? Niye illa buna göz dikmişsin? Git uzak bir yere, bir geniş araziye bir hükümet binası kur, bir belediye binası kur. Oh! Rahat rahat arabalarıyla gelenler park da yapabilirler. Havuz da koyarsın, ağaç da dikersin. Şehrin içinde böyle sıkışık bir yerde böyle sıkıştıracağına efendim daha da güzel olur. İşte tamah, tamahkarlık duygusu. Yanında var, illa başkasınınkini de almak istiyor. Çocukların bazen elinde oyuncak olur. 2 tane, 3 tane oyuncak var. Gider öteki çocuğun elindeki oyuncağı almak ister, onu ağlatır. Ya evladım, yavrum, işte bak senin de oyuncakların var ya, yok onu istiyorum veya onu da istiyorum. Hepsi kendisinin olacak. İşte bu duygu kötü bir duygu. Yani çok çirkin bir duygu ve insanları şey yapan bir duygu.
birbirine düşman eden bir duygu, haksızlıklara sevk eden bir duygu, efendim gadirlere ve zulümlere, mağduriyetlere, mazlumiyetlere sebep olan bir duygu. Onun için bu bir çeşit fakirliktir. Ne fakirliğidir? Gönül fakirliğidir, ahlak fakirliğidir, vicdan fakirliğidir. Efendim, ayrıca insan fakir gibi rahatsız demektir. Yani parası olmayan bir insan acaba akşam ne yiyeceğim diye diken üstünde durur. Bunun parası da var, malı da var ama gözü başkasının malında olduğu için bu da aynı duygular içinde kendi kendini kemiriyor içi. Bu da bir fakirlik. Bu da doğru değil. İşte onun için Peygamber Efendimiz bize gönlümüzün zengin olmasını tavsiye ediyor. Gözümüzün başkasının malında, varlığında olmamasını tavsiye ediyor. Tok gözlü olmamızı tavsiye ediyor. Zengin gönüllü olmamızı tavsiye ediyor. Başkasının şeyine haset etmemeyi tavsiye ediyor. İşte İslam'ın güzel ahlakından bir tanesi. Allah-u Teala Hazretleri bir kapıyı kapatırsa 1000 tane kapı açar. O kuluna vermişse sana da verir. Daha fazlasını da verir. Eski Evliyaullah'tan bir mübarek zatın hayatını okuyordum sabahleyin. Hoşuma gitti. Çok sevdiğim bir kimse. Allah şefaatine erdirsin. Asırlar önce yaşamış. Efendim, Allah rızası için bir şey yapmış. Bir jest, bir davranış hayatında bir fedakarlık yapmış. Hemen efendim oranın büyüklerinden birisinin kızı oraya gelmiş, onun şeyine, meclisine, vaazına herhalde gelmiş. Çok beğenmiş kendisini, gitmiş anasına babasına demiş ki ben falanca hoca efendiyi çok beğendim. Efendim onunla bir yuva kurmak isterim. Aracı oluverin. Şu kadar 1000 altın, bir de şu kadar şöyle bir efendim dindar hanımla efendim nikahlanma nasip olmuş. Şimdi şu Allahu Teala Hazretlerinin lütfuna, ihsanına bak ki o Allah rızası için şu tarafta bir küçük fedakarlık yapıyor. Allahu Teala Hazretleri bu taraftan ona bir kapı açıyor, hazinelerin kapısını açıyor. Bir kötü insandan kurtarıyor, bir saliha hatuna mazhar ediyor. Birazcık maddi bir zahmete efendim para harcamaya uğrattırıyor. Bu taraftan bilmem ne kadar 1000, 60 bin altın mı neyse para sahibi ediyor. Hep herkes için böyledir. Herkes bunu ömründe, hayatında deneyebilir. Allah'ın sevdiği gibi hareket eden, Allah'ın sevdiği ahlaka sahip olan, Allah'ın istediği davranışları, jestleri, tavırları yapan insan bunun arkasından mutlaka bir ilahi lütfa mazhar olur. Mutlaka. İnsanoğlu bunun belki kendi hayatında da misallerini görmüştür. İleriye dönük faaliyetlerinde de denemesini yapar. Yaparsa görür. Bakın mesela Kur'an-ı Kerim'den bir misal vermek gerekirse, Yusuf Aleyhisselam birazcık kardeşleri haset etmişler, efendim kuyuya atmışlar, esir diye satmışlar, sabretmiş. Ne yapmış Allah onu sonra? Mısır'a aziz etmiş. Yani Mısır'ın tarım bakanı yapmış. Yani en yüksek insanı yapmış. Sabreden sonunda kazanıyor. Zalimlere bir gün dedirir Hazreti Mevla, tallahi lekad aferekallahu aleyna. Zalimlere bir gün Allah pişmanlık duydurtur. Ya hakikaten biz hata etmişiz. Bizim suçumuz, biz haksızmışız. Sen haklıymışsın. Allah seni mükafatlandırdı diye gösterir bu hali. Onlar Yusuf Aleyhisselam'a zulmettiler. O da onları affetti, Mısır'a aldı, yerleştirdi sonra, kıtlıktan kurtardı. Efendim, izzetli bir hayat sürmelerine, rahata ermelerine sebep oldu. Bak, nasıl Allahu Teala Hazretleri döndürüp ne noktaya getiriyor. Yine Yusuf Aleyhisselam'ın Zeliha validemiz ile halini düşünelim. Nikaha, ahlaka, namusa uygun olmayan şeye hayır diyor. O yüzden zindana düşüyor ama Allah ondan sonra hem onu zindandan çıkartıyor, hem yüksek bir mevki sahibi yapıyor, hem de o evliliği gene ona meşru yoldan nasip ediyor muhterem kardeşlerim. Bak, gayri meşru yola dur dedi,
Meşru yoldan Allah gene nasip ediyor. İşte bunlardan Müslümanların ibret alması lazım. İnsanın iki tane kapısı vardır. Hem kazançta hem dünya hayatındaki diğer işlerinde. Gayri meşru kapıyı açarsa rızık gelir kendisine, ama haramdan gelir, vebal olur, günah olur, ceza çeker. Meşru kapıyı açarsa rızık gelir, gene aynı rızık gelir. Gene kendisinin rızkı gelir, ama bu sefer helalden gelir, sevap kazanır, dünyada ahirette mutlu olur. İnsanın rızkı değişmez ama kapı değişir. Geldiği kapı değişir. Helalden gelir veya haramdan gelir. İnsanın başına gelecek olaylar değişmez ama ya sevap kazanır ya günah kazanır. Ne olacaksa o olur, ama iyi davranışlarla yapmışsa sevap kazanır. Kötü davranışlarla uğramışsa oraya günaha uğrar. Hazreti Ali Efendimiz'in bir menkabesini size anlatmak isterim. Bu sözümü teyit etsin diye. Hazreti Ali Efendimiz Küfe Mescidi'nde namaz kılmak istiyor da, gelmiş mescidin önünde atını devesini bağlayacak bir yer görememiş. Orada bir adam duruyormuş. Belki de iyilik yapmak istemiş olacak. Demiş ki şunu tutuver, biz içeride namaz kılıp gelelim. Yani bir hafif iş verecek, ondan sonra bahşiş verecek filan diye de düşünmüş olabilir. Vermiş yuları, dizgini adamın eline, girmişler içeriye, namazı kılmışlar yanındaki adamıyla. Dışarıya çıkmışlar, dışarıda adam yok, at da yok veya deve, neyse, binekleri de yok ortada. Hadi arayın bakalım filan demişler. İlerideki çayırda hayvanı bulmuşlar ama yuları, dizgini başından çıkartılmış, meşinden olan o zincirler, şey neyse, dizgin takımını çıkartmış. Adam almış kaçmış. At orada duruyor. Atı alamamış veya almamış, sadece dizgini almış. Şimdi camiden çıkarken kesesinden 5 tane dirhem veya dinar, neyse, para almış cebinde, bahşiş verecekti. Çıkmış, adam yok. Paralar elinde duruyor. Hizmetçisine demiş ki al şu paraları da git, yeni bir dizgin al, atı deveye takalım, gidelim. O da gitmiş çarşıya, bir iki dükkan dolaşmış, sonra bir dizgin almış gelmiş, bakmış ki Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh, dizgin aynı dizgin, kendi dizgini. Nereden buldun? Efendim demiş, işte dükkana gidince bana bir dizgin çıkarttı, bu dizgini. Ben de dedim bunu nereden buldun? İşte az önce birisi geldi, sattı bunu, 5 dirheme sattı demiş. Bunu duyunca, 5 dirhem lafını duyunca Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, ey insanlar, ibret alın. Bu hadisede çok büyük ibret var. İbret alın. Bakın, benim malım helal olduğundan dizginim geldi gitti. Bir şey değişmedi. Yani mal aynı olduğu yerde kaldı. Öteki adamın o günkü kazancı 5 dirhemmiş. 5 dirhemi bu kesesinden zaten hazırladı. Bahşiş olarak verecekti. Helalinden gelecekti eline. Onu almadı. Dizgini çaldı, sattı, gene 5 dirhem aldı. Rızkı değişmedi ama bekleseydi Hazreti Ali'den bahşiş olarak alacaktı, sevap olacaktı, alnının teriyle olacaktı, beklediği için kazanç olacaktı, meşru olacaktı. Beklemedi, hırsızlık yaptı, haramdan kazandı. Dükkancının hiçbir şey değişmedi, ona 5 dirhem verdi, aldı. Ondan sonra çalıntı olduğunu anlayınca bundan 5 dirhem aldı, onun kasasındaki şey de değişmedi. Hiçbir kimsenin durumu değişmiyor. Ama haramlık, helallik değişiyor. Hazreti Ali Efendimiz de 5 dirhem sadaka yapmanın sevabını gene aldı. Neden? Ameller niyetlere göredir. Bir insan bir şeyi yapmaya niyet etse, onu yapmaya muvaffak olamasa, yapmış gibi Allah ecir verir. Onu cebinden, o bahşiş vermek için çıkarttığı için o da sevabı aldı. Cebinden 5 dirhemin çıkması da ezelde yazılmış, kaderinde o varmış, o da tamam. Dikkat ederseniz hiç değişen bir şey yok. Sadece haramlık, helallik değişiyor. Ya haramdan oluyor ya helalden. Çok hoşuma gidiyor bu hadise. Bu fıkra, bu menkabe çok hoşuma gidiyor. Bize kazancın helal yoldan kazanılması konusunda çok ibretli bir hadise. Muhterem kardeşlerim, aziz kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim. Onun için aman bu fıkrayı unutmayın. Acaba o zamanlarda olmuş, şimdi olmaz mı bu hadise? Şimdi de olduğuna dair
bir misali size anlatayım. Benim çok sevdiğim kardeşlerimden yüksek dereceli mühendis bir kardeşim var. Bir yerde müdürlük yaparken tayini çıkmış, başka bir yere gidecek. Malum taşınmak zor bir iştir. Sandıklar filan yapılması lazım, mutfak eşyalarının yerleştirilmesi lazım, kirlenmemesi lazım filan. Sandık lazım olmuş, nakliyede kullanılacak, böyle eşyaların konulacağı sandık. Dairenin marangoz hanesinin şefini çağırmış, demiş ki bana 4 tane, 5 tane, 6 tane eşyalarımı koyacağım cinsten şu ebatta sandık yapıver, basit sandıklar. Ben eşyalarımı onun içine koyayım, nakliye kolay olsun diye. Yapmış adam, getirmiş. Sandıklar hazır efendim demiş. Müdür dürüst, Müslüman insan, namuslu insan. Demiş ki hesapla, kendi yevmiyeni de hesapla, malzemeyi de hesapla. Zaten o devletin dairesi dışarıya da iş yapıyor faturayla. Yani ben dışarıdan iş yaptırmış gibi olayım. Hesapla ödeyeyim demiş. O da diyor ki efendim lüzum yok paraya. Ben bunu sevdiğim için size hayranım, Müslümansınız diye, iyi idarecisiniz diye, çok sevdim sizi burada müdürlük yaptığınız zaman zarfında. Onun için ben bunu kendi hakkımı helal ediyorum. Mesai saatinin dışında yaptım. Benim hakkım helal olsun, oradan para istemez. Tahtalara gelince, bu tahtalar da zaten atılıp yakılacak tahtalardı. Gelen efendim malzemenin, ithal edilen malzemenin tahtalarıydı. Bunlar, sandıklar kırılmıştı, malzemenin ambalajıydı. Bunlar da bedavadır yani, para istemez. Yok demiş. Hayır. Hem kendi yevmiyeni koy, hem de malzemeye bir takdir yap, bir fiyat biç. Yapmış artık zorladığı için usta. Efendim demiş, mesela farz edelim ki o zamanın parasıyla 276 lira diyelim. Belki şimdinin parasıyla efendim mesela 270 bin lira, neyse 276 bin lira filan diyelim. Şu kadar para demiş efendim borcunuz. O da fiş kestirmiş, dairenin kasasına yatırttırmış parayı. Şimdi diyor, ben diyor biraz geçti diyor, artık eşyalarımı topluyorum, masamı boşaltıyorum. Makamı başka, benden sonra gelecek olan oturacak o masada, ben de taşınacağım, gideceğim. Dairenin mutemedi geldi diyor karşıma. Mutemet, yani hesap işlerini yapan, maaşları veren mutemedi geldi. Efendim demiş mutemet, siz gidiyorsunuz diye ben sizin şöyle bordrolarınızı, cetvellerinizi bir inceledim, hesaplarınızı bir yaptım, acaba bir yanlışlık, eksiklik, fazlalık var mı diye son bir kontrol yaptım. İyi ki yapmışım, meğer biz size şu kadar zaman içinde şu bakımdan yanlış bir hesap yaptığımızdan şu kadar eksik para veriyormuşuz. Buyurun, o farkları hesapladım, buyurun size 276 lira demiş mesela. Yani ne kadar para vermiş? Sandıklara verdiği para kadar, kuruşu kuruşuna aynı kadar para vermiş buna. Şimdi bizim kardeşimiz uyanık tabii. Diyor ki, hocam ben diyor adım gibi biliyorum ki, inanıyorum ki eğer ben sandıkların parasını ödemeseydim, o mutemet de o parayı bulup da, Allah ona buldurtan Allah, o parayı bulup da bana getirmeyecekti, ödemeyecekti diyor. Yani bunu ben böyle adım gibi böyle inanıyorum bunun böyle olduğuna diyor. Ben namuslu davrandım, parayı oraya verdim. Allah ona haksızlığı buldurttu, parayı buradan bana getirtti. Benim kesemdeki para değişmedi. Efendim devletin kesesindeki para da değişmedi. Dikkat ederseniz devletin parası da değişmedi, kişinin özel parası da değişmedi. Ne değişti? Kişi sevap kazandı. Kişi sevap kazandı muhterem kardeşlerim. Onun için her işinizde siz de dikkat ederseniz böyle ibretleri görebilirsiniz. Allah bizi harama tamah ettirmesin, harama el uzattırmasın, efendim hakkımız olmayan şeye göz diktirmesin, gönlümüzü tamahkar bir gönül etmesin. Gönül zenginliği versin, göz tokluğu versin, namus fikri versin, yüksek ahlak versin Allahu Teala Hazretleri bize. Mahrum etmez. Yani sen yüksek ahlaklı olduğun zaman, iyi Müslüman olduğun zaman, haramdan kaçındığın zaman sanki daha mı az kazanırsın? Hayır.
Aynı kazanç. Şu iki misalde size söylediğim gibi aynı durum olur. Sadece sen harama tenezzül edersen günaha girersin. Harama tevessül etmeyip de helalinden iş görürsen sevap kazanırsın. Cennetlik olursun, mükafat görürsün. Aman gönlünüz zengin olsun, tamahkar olmayın, başkasının malına göz dikmeyin. Başkasının malı zenginliği kendisine mübarek olsun. Allah daha çok versin o kardeşimize diye dua edin. Allah ona verdiği gibi size de verir. Hayırlısını versin. Her şeyin de hayırlısı lazım insana. Hayırsız oldu mu? Yani mesela mal verir, adam azar. Karısına ihanet etmeye başlar, hıyanet etmeye başlar, evine sadakatsizlik göstermeye başlar. Neden? Cebi para gördü, şımardı, başladı kumara, başladı içkiye, başladı efendim kötü huylara göre efendim haram yollarda yürümeye. Neden? Cebi para gördü, eskiden böyle değildi. Biraz hali sıkışıkçaydı, camiye gelirdi, yana yakala gözlerini kapatıp el açıp dua ederdi. Aman ya Rabbi derdi, aman ya Rabbi derdi. Şimdi para gördü, başladı günahlara. Demek ki bu para ona yaramamış. Onun için bunu bilen dedelerimiz ne demişler? Ya Rabbi her şeyin hayırlısını ver. Paranın da hayırlısını ver. Efendim zenginliğin de hayırlısını ver. Ömrün de hayırlısını ver. Evladın da hayırlısını ver. Efendim ben kız çocuk isterim, oğlan çocuk isterim. Kız istemem, oğlan istemem. Bir daha kız doğurursan ey karı seni boşayacağım. Böyle diyen cahilleri duyuyoruz. Ya veren Allah. Hayırlısını versin. Hayırlısı olsun. Yani onun kız veya erkek olmasında onun bir şeyi yok ki. O kadıncağızın suçu ne zavallı? Kadın perişan orada. 4 tane kızı doğmuş. Yenisi de kız olunca adam darılıyor. Ya Allah veriyor. Takdir eden Allah. Veren Allah, alan Allah. Yani insanlar cahilliklerinden, gaybi bilmediklerinden, İslam'ın inceliklerini bilmediklerinden böyle yanlış şeyler yapıyorlar. Her şeyin hayırlısını istemek lazım. Her şeyin hayırlısını ver ya Rabbi bana. Hayırlı değilse verme. Bak, mertliğe bak. Bir de böyle diyebilmek lazım. Hayırlıysa ver, hayırlı değilse verme ya Rabbi. Bunu diyenler var. Fuzuli şair diyor ki, meşhur Osmanlıların meşhur şairi, Türk Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden diyor ki, ben bilmezem bana gereken, sen hakimsin, men eyle verme her ne gerekmez bana. Ya Rabbi, ben bilmem sen bilirsin. Eğer bir şey bana gerekmiyorsa, ben elim açsam dua etsem bile onu bana verme. Çünkü sen hakimsin, bilirsin, ben bilmem. O bana yaramayacaksa sen onu bana verme ya Rabbi diye dua ediyor. Yani ne güzel. Rahmetli Arif Nihat Asya, bayrak şairi. Ey mavi göklerin kızıl ve beyaz süsü diye şiiri yazan rahmetli. Tanıdığımız bir kimseydi, derviş bir insandı. Yani ehli zikir bir kimseydi. Bizim hocamızla bir Ankara İstanbul arasında yolculuğu olmuş, benim profesörümle. Allah rahmet eylesin. Bizim profesör döndü geldi diyor ki, yahu diyor ne dindar adammış diyor, bütün gece diyor kompartımanda dua etti diyor, zikir etti diyor. Bilmiyordum o tarafını. Yani Arif Nihat Asya'nın, rahmetlinin o tarafını bilmiyordum. Şimdi Arif Nihat Asya'nın bir duası var. Bir şiir kitabında diyor ki, fesada kullanacaksam en ince zerresini şuur verme ilahi, şuur verme bana. Bak duaya. Fesada kullanacaksan bana akıl, fikir, şuur verme ya Rabbi diyor. Hayra kullanacaksan ver diyor. Ne kadar güzel. Yani biz de her şeyin hayırlısını isteyelim. Şerlisinden Allah'a sığınalım. Hayırsızından Allah'a sığınalım. Ya Rabbi çok verip azdırma, az verip de kapı kapı gezdirme demiş dedelerimiz değil mi? Yani çok verip de azdırma, yoldan saptırma, az verip de kapı kapı aman diye el açtırıp da hani gezdirme demiş. Her şeyin hayırlısını istemişler. Dedelerimizin tecrübesi çok tabii bu hususta. Diyor ki çok yükseklerde durma yel alır. Yükseklerde durma yel alır. Alçaklarda durma sel alır. Bak ne güzel. Şehirciliğin ne güzel prensibi. Sen bu şehri getirip ovaya kurarsan sel gelir, sel basar. Bak
Güney Amerika'da neler oldu? Hani büyük felaketler, 20 bin, 30 bin kişi öldü Hindistan'da vesaire. Yükseklerde durursa yel alır, aşağılarda durursa sel alır. Her şeyin ölçülüsü, hayırlısı, dengelisi, efendim ortası. Demek ki zenginliğin de öyle hayırlısı lazım. Hocam bir milli piyango bileti alayım, milyar bana bir vursun bilmem ne filan. Sen Allah'tan helalinden iste, hayırlısından iste, efendim. Çoğunu da isteme, hayırlısını iste. Gelelim ikinci hadisi şerife. Ne güzel hadis-i şerifler. Ne güzel söylemiş Peygamber Efendimiz. Ne kadar yüksek İslam'ın ahlakı. İkinci hadis-i şerife geçiyoruz. Hocam bu ahlaktan ne olacak? Ahlak bir insanın mutlu olmasının temeli, cennetlik olmasının şartı, efendim başarısının hayattaki efendim başarısının sebebi, efendim toplumun sıhhatli efendim gelişmesinin temeli, ilerlemenin, yükselmenin temeli ahlak, her şey. Arabanın benzini olmadan araba gidiyor mu, yakıtı olmadan? Gitmez. Ahlak öyle. Arabanın elektriği olmasa, her şeyi var, benzini de olsa, aküsü olmasa olur mu? Gider mi araba? Gitmez. İşte öyle bir şey. Ahlak. Elle tutulmaz, gözle görülmez. Şu elektrikten de ne olacakmış bu kutu? Burada atıvereyim bunu. Atarsan araba gitmez. Canım dört tekeri var. O zaman önüne bir at koy, o çeksin. Yani sen onun aküsünü atarsan olmaz. İşe yaramaz. İşte ahlak da bir kenara itildi mi, atıldı mı, cemiyet ortada kalıverir. Düz ovada ortada kalıverir, ileriye gitmez. Bir milletin yükselmesi, başarısı, bir ferdin yükselmesi, başarısı, bir ailenin mutluluğu, başarısı, efendim çocukların saadeti, her şey güzel ahlaka bağlıdır. Bunu ihmal ettiğimiz için bocalıyoruz. Yani Türkiye, gelişme halinde bir ülkemiz var. Eskiden çok büyük bir ülkeymişiz. Üç kıtaya kol salmışız. Sonra acı günler geçirmişiz. Çok sıkıntılara uğramışız. Şimdi de arayış içindeyiz. Aramışız. Tamam, ilim önemli, fen önemli. Tabii İslam öyle diyor. Geçen hafta okumuştum ilme ne kadar büyük değer verdiğini İslam'ın. Elbette ilim ve fen önemli ama İlim ve fen bile ahlak olmayınca insanlığa fayda getirmez, zarar getirir. Alim, atom alimi, peki sırlarını düşman devlete satarsa kıymeti kalır mı? Ahlakı kötü adamın sırları götürdü, düşmana sattı. Kıymeti kaldı mı alimliğinin? Kalmadı. Demek ki ilim bile, fen bile ahlak ile değer kazanıyor. O bakımdan ahlakın önemini herkesin görmesi lazım. Ahlakın yerleşmesi için, daha doğrusu yerleşmiş olan, yüzyılların içine kök salmış olan o güzelim İslam ahlakımızın tahrip edilmemesi lazım. Köklenmemesi lazım. Kesilmemesi lazım. Dallarının balta vurulmaması lazım bu güzelim yemyeşil güzel şeye, koruluğa. Sen bunu böyle balta vurursan, kesersen, yakarsan sonra erozyon olur, efendim iklim bile değişir, hava kirliliği olur, şöyle olur, böyle olur diyorlar, değil mi? İşte ahlak çok önemli olduğundan Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde bu hususlarda teşvikler çok fazla. İkinci hadis-i şerif: el gillu vel hased yekulanil hasenati kema tekulun narul hatab. Hasan rahmetullahi aleyh rivayet eylemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki kıskançlık duygusu ve kin duygusu, insanın içindeki efendim düşmanlık duygusu, kin duygusu ve haset duygusu insanın amellerini, salih amellerini, hayratını, hasenatını yok eder, yer bitirir. Ateşin odunu yakıp kül ettiği, yiyip bitirdiği gibi bu iki duygu da insanın hayratını, hasenatını, sevaplarını, ibadetlerini sildirtir, alır götürür muhterem kardeşlerim. Şimdi
yine bir ahlak demek ki karşımıza ahlaki mesele çıkmış oldu. Gıl ve efendim haset. Haset kıskanmak demek. Gıl de insanın içindeki karşısındakine karşı düşmanlık, efendim adavet, efendim arzusu, duygusu. İnsanların içinde böyle duygular olur, oluyor. Var, şimdi de var. İnsanlar birbirlerine düşüyorlar, gıybet ediyorlar, dedikodu ediyorlar. Efendim aleyhlerine çalışıyorlar. Birbirlerinin ayaklarının altına karpuz kabuğu koyuyorlar. Önüne eğiliyor, ha bu saygısından eğiliyor sanıyorsun. Ayağının bastığı yere karpuz kabuğunu koyuyor. Bir bastı mı cızt ayağa kayıyor. Küt kafası yere, efendim kafatası çatlıyor, kanıyor filan. Kötülük. Yani insanların birbirleriyle böyle bu duygular içinde olması. Mümin haset etmeyecek. Mümin öteki kardeşine karşı içinde kötü duygular taşımayacak. Hınç, kin, düşmanlık taşımayacak. Ne taşıyacak? Sevgi taşıyacak. Ama hocam kötü bir insan karşımdaki, kusurlu bir insan. Tamam. Gülü dikeniyle beraber seveceksin. Öyle yaratmış. Bak gül güzel bir ağaç, güzel bir çalı, güzel bir bitki, güzel bir çiçek. Kokusu güzel, rengi güzel, dillere destan olmuş, edebiyata girmiş, şairlere ilham vermiş. Çok güzel bir çiçek. Ama dikeni var. İyi tutmazsan, dikkat etmezsen, avuçlarsan, sarılırsan ellerini yırtar. Dikenleri şöyle hançer gibi, gülün dikenleri hançer gibi. Ama gülü herkes seviyor. Gülü seven dikenine katlanıyor. Demek ki insanları da böyle düşüneceksin. Gülün dikeni olduğu gibi insanların da kusurları vardır, eksikleri vardır. Eksiğine rağmen, kusuruna rağmen seveceksin. İslam'ın emri budur. Hatta fikirler farklı olabilir. Arap muasır şairlerinden birisi öyle söylemiş. Efendim, ihtilafur re'yi la yufsidu fil vuddi kadiyye. Fikir farkı sevgiyi bozmaz. Bozmamalı demek istiyor yani. Sen başka düşünüyorsun, ben başka düşünüyorum. Sen başka bir yerden yetişmişsin, ben başka bir yerden yetişmişim. Senin mesleğin şu, benimki bu. Olsun. Bizim hepimizde aynı cevher var, iman cevheri var. Hepimiz müminiz, hepimiz Allah'ın kuluyuz. Efendim, hakperestim, arz-ı ihlas ettiğim dergah bir. Bir nefes tevhidden ayrılmadım Allah bir dediği gibi hepimiz Allah'a ibadet ediyoruz. Kabe'ye dönüyoruz. Kur'an'ı baş tacı etmişiz. Namaz kılıyoruz. Hacca gidiyoruz. Oruç tutuyoruz. Ramazan'da şenleniyoruz. Neşeleniyoruz. Demek ki müşterek her şey, çok şeylerimiz var. Biz birbirimizin kardeşiyiz. Seveceğiz. Kusurlarımıza rağmen seveceğiz. Kusurlarımızı düzeltmeye çalışacağız. Yumuşak yumuşak, tatlı tatlı, kendi babamız gibi, kendi kardeşimiz gibi, kendi yakınımız gibi görerek yumuşak yumuşak düzeltmeye çalışacağız. Kusuruna rağmen seveceğiz. Hazreti İsa aleyhisselam ile sahabesi gidiyorlarmış yolda. O kenarda da bir hayvan ölmüş, kurumuş, kokmuş. Kokusu etrafa yayılıyor. Orada ölüsü uzun zaman durduğu için leş diyoruz ya. Leşi yani. Leşinin kokusu etrafa yayılıyor. Herkes burnunu kapatmış. Şöyle üf aman ne kadar fena kokuyor filan diye başını bu tarafa çevirmiş. Öyle geçmiş. Herkes kokusundan dolayı öyle söylemiş, geçmiş. Hazreti İsa buyurmuş ki aleyhisselam amma dişleri ne kadar güzel bembeyaz. Hani hayvan ölünce böyle dudağı kuruyup sıyrılınca dişleri ortaya çıkıyor. Dişler de bozulmaz. Kalsiyum olduğundan. Öyle sıra sıra inci gibi dişleri demek böyle duruyormuş. Sırıtan ağzından. Ama demiş dişleri ne güzel. Yani bakışına göre insanın durum değişiyor. O ne dersi vermiş oluyor? Baktığınız zaman
sevgi gözüyle bakarsanız güzellikleri görürsünüz demek demiş oluyor. Düşmanlık gözüyle bakarsanız kötülükleri görürsünüz demek oluyor. Yani iyi tarafı görmeye çalışın. Siz de, biz de eğer kardeşlerimizin iyi taraflarını görmeye çalışırsak genel yapı olarak, bak şöyledir şöyledir ama iyidir, o öbür kusurlarını da Allah düzeltsin filan dersek topluluk muhabbetli bir topluluk olur. Ama kusur ararsak mutlaka her insanın bir kusuru olduğu için hiçbir tane arkadaşın kalmaz. Onun o kusuru var, bunun bu kusuru var. O geçen yıl sana şöyle yapmıştı, bir ikisi böyle laf söylemişti, ötekisi şuydu buydu filan derken insan ortada yapayalnız kalıverir. Sen kimseyi beğenmediğin gibi kimse de seni beğenmemeye başlar. Onun için şey yapmak lazım, sevmek lazım. Kusuru varsa söylemek lazım. İçinden kin tutmamak lazım. Dargınlık haram. Dargınlık, bir Müslümanın bir Müslümana 3 günden fazla dargın durması haram. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. İçki içmeyiz haram diye. Rüşvet almayız haram diye. Başkasının malına el uzatmayız haram diye. Ama bunları böyle yapan Müslümanlar, dargınlık haram, o haramdan vazgeçmiyorlar. Gıybet haram, gıybetten vazgeçmiyorlar. Kardeşini sevmemek doğru değil. İnsanın ibadetlerinin sevaplarını götürüyor. Ecrini bırakmıyor. Onu yapmaktan vazgeçmiyorlar. Demek ki vah! Demek ki bizim bilmediğimiz yerden biz ne hatalar yapıyormuşuz da sevaplarımız neden uçuyormuş, dualarımız neden kabul olmuyormuş, niye iki yakamız bir araya gelmiyormuş, neden bu memleketin hali böyle perişanmış anlaşılıyor. İçten seveceğiz, candan seveceğiz, herkesin iyiliğini isteyeceğiz, kimseye kin tutmayacağız, kimseye haset etmeyeceğiz. Peygamber Efendimiz iki şeye haset edilir diyor. Aslında o haset değil de ona gıpta derler. İki şeye gıpta edilir demek yani. İki şey. Bir, Allah bir adama zenginlik vermiş, parası çok, hayır yapıyor. Fukaraya yardım ediyor, fukara babası. Efendim etrafındaki hayır işlerini destekliyor, her gelen ondan bir hayır alıyor. Efendim cami yapımında yardımı olmuş, kurs yapımında yardımı olmuş, şunda yardımı olmuş, bunda hayır babası. Öteki adam da uzaktan, yahu diyor bu adam ne kadar iyi, bu zengin maşallah, benim de param olsa, ah benim de param olsa ben de hayır yapsam, gıpta ediyor ona. İşte bu caiz. Ona haset etmek, ona gıpta etmek caiz. Neden? İyi yolda haset ediyorsun. Benim de param olsa ben de yapsam diye. Bir de Allah birisine ilim vermiş, alim, Arapça biliyor, Kur'an-ı Kerim'i biliyor, hadisi şerifleri biliyor, ahlakın inceliklerini biliyor, efendim neyin sevap neyin günah olduğunu biliyor, şeytana uymuyor, nefse uymuyor, hatalı yollara gitmiyor, kendisinin amellerini yok edecek şeylerden kendisini korumasını biliyor, efendim dili tatlı, yolu güzel, hali güzel, çalışmaları faydalı, güzel, ah benim de ilmim olsa ben de öyle olsam diye ona da gıpta edilir, ona da haset edilir diyor Peygamber Efendimiz. Tabii buna gıpta denir, bu makbul, bu teşvik edici bir şey. Ben de iyilikleri yapayım demesi güzel bir şey. Allahu Teala Hazretleri bizi bu çeşit güzel şeyleri hevesleyenlerden eylesin. Haset dediğimiz şey ne? Haset, karşı tarafı kıskanıyorsun, onda da olmasın, onunki de elinden gitsin, ben nasıl sürüm sürüm sürünüyorsam o da sürüm sürüm sürünsün filan gibi menfi bir duygu, yani o iyi değil. Allah bizi böyle hasetten, gıllı gıştan, düşmanlıktan korusun, kalbimizi kötü duygulardan temizlesin, ahlakımızı kötü huylardan ayırsın, bizi güzel ahlaka sahip eylesin, güzel ahlak ile insanlar arasında yaşayıp insanlara hizmet etmeyi, ümmet-i Muhammed'e faydalı olmayı, Rabbimizin sevdiği, Peygamber Efendimizin beğendiği bir kul olmayı, öylece ahirette efendim Rabbimizin huzuruna vardığımız zaman sevdiği bir kul olarak yaşayalım.
sevdiği bir kul olarak huzuruna varmayı nasip eylesin. Diğer hadisi şerife geçiyoruz. El garibu iza marida fe nazara an yeminihi ve an şimalihi ve min emamihi ve min halfihi fe lem yara ahadan ya'rifuh yaghfirullahu lehu ma taqaddama min zenbihi. Ravahu ibnun Neccar an İbn Abbas radıyallahu anhuma. İbnün Neccar isimli hadis alimi rahmetullahi aleyh İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet eylemiş bu üçüncü hadisi şerifi. Garibanlara ait bir hadisi şerif. Aslında tabii garip dediğimiz insan, Türkçe'de garip kelimesini değişik anlamda kullanırız, acayip manasında kullanırız. Allah Allah, garip bir hava, olay, garip bir adam filan diye acayip manasında kullanırız. Arapça'da garip demek, gurbette olan insan demek. Yani asıl vatanından yolculukla çıkmış yola, efendim, işte bilmediği insanların arasında kalmış. Mesela adam diyelim ki Erzurumlu, kalkmış gelmiş, efendim bilmem, bizim Sapanca kasabasına veyahut sizin İzmit'e diyelim. İşte gelmiş adam, tanıdığı hiç kimse yok filan. Garip bu yani. Etrafta hiç tanıyan kimse yok. Kendisinin nasıl kıymetli bir insan olduğunu kimse bilmiyor. Nasıl alim olduğunu kimse bilmiyor. Nasıl itibarlı bir insan olduğunu kimse bilmiyor. İşte yolculuk hali, gelmiş oraya düşmüş. Tabii bugün yolculuklar çok kolaylaştı. Çok kolaylaştı. Ben hatırlıyorum, eskiden bizim köyümüze, Çanakkale'ye giderken iki günümüz giderdi yolda. Şimdi Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna otobüsler her gün sefer yapıyorlar, uçaklar var, her türlü ulaşım imkanları var. Güzel yani durum. Çok eskiden de atlarla filan gidilirdi, develerle gidilirdi. Çıkan insanın tabii erzakı biter, parası biter, yolda kalır, zengin olur kendi memleketinde ama yolda fakir düşer. Onun için zekatın verilme yerlerinden birisi nedir? Yolda kalmışlara zekat verilebiliyor. Yerine kadar ulaşsın diye. Yok, adam kalmamış işte bir şeyi filan diye verilebiliyor. İşte o zamanlar gariplik, gurbetlik, gurbette yolculuk zor olduğundan bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki garibin birisi, yani diyarı gurbete düşmüş, vatanından uzaklara, vatanından cüda olmuş, uzaklara gelmiş ama dönememiş, tanıdığı kimse yok. Orada bir de parası biter, bir de hastalandı. Ne olacak? El garibu iza marida. Bu gurbetteki zavallı biçare, kimsesiz, bir de hastalandı mı? Fenazara an yeminihi ve an şimalihi. Şöyle sağına baktı mı, soluna baktı mı, önüne baktı mı, arkasına baktı mı? Niye bakıyor? Yani bir tanıdık var mı diye çare arıyor. Tutunacak dal arıyor. Yok. O zaman felem yere ahaden yarifuhu, tanıdığı hiçbir kimseyi göremedi mi? Onun bir hali var ya, kırgınlığı, bir üzüntüsü var ya, vay burada yapayalnızım, bir de hastalandım, ne açar ne yanar kimse bana, ateşi dilden özge, ne açar kimse kapım bağdı sabahdan gayri, dediği gibi şairin. Efendim, benim için kimse yanıp yakılmıyor, kendi iç ateşimden başka. Kapımı kimse açmıyor, sabah rüzgarından başka, dediği gibi yani. Öyle garip hale geldi mi, Allah onun o üzgün halinin üzerine affeder. Günahlarının hepsini bağışlar buyuruyor. Neden? Üzüldü, kimsesiz kaldı, boynu büküldü diye onun için. Tabii bu garip hali, gariplik hali, gurbet hali mazlum bir hal olduğundan Müslümanların da garip kimselere, gurbetteki kimselere, yolcu kimselere yardım etmesi çok gelişmiştir. Sevap olduğundan onları evlerine misafir ederler, Tanrı misafiri diye. Evlerine misafir ederler. Eskiden beri köylerde misafirhaneler olur. Köyün ağası zengini alır evine getirir. Efendim yemekler ikram ederler filan. Rahatına baktırırlar. Bir de manevi böyle gariplik, gurbetlik hali vardır. Onların da bazıları şunlar. Mesela Kur'an-ı Kerim
kendisinin okunmadığı bir evde gariptir. Gurbettedir, boynu büküktür zavallı. Allah'ın kitabıdır ama evde duruyor kütüphanede ama ev halkı okumuyor. Kur'an-ı Kerim'in boynu büküktür, mahzundur, garibandır orada. Gurbetteki insan, o mazlum insan gibidir. Bir. Efendim, bir alim ki oturduğu beldedeki kişiler onun kadrini, kıymetini, ilmini, irfanını bilmiyorlar, kendisinden istifade etmiyorlar, sevgi ve saygıyı gerektiği şekilde ona göstermiyorlar. Bu da orada gariptir. Bu adam da orada gariptir. Neden? Yahu bir cevher var, bir büyük alim var aranızda, kıymetini bilmiyorsunuz. O zavallı işte, o oradan iter, bu buradan bağırır, ötekisi söz dinlemez, maskarası olmuş gibi yani. Eza cefa görüyor, ona bakar üzülür, buna bakar üzülür. Yani kıymetini bilmeyen insanların arasında alim gariptir. Okunulmadığı evde Kur'an-ı Kerim gariptir. Efendim, ne kadar namuslu, ne kadar hünerli, ne kadar böyle saygıdeğer bir kimse olduğunun farkında olmayan bir kocanın elinde saliha bir hatun gariptir. Neden? İşte kaderin sevgiyle bir adamla evlenmiş adam, Allah ıslah eylesin, kadın çok mübarek bir kadın, evliya gibi bir kadın ama adam onu dövüyor, eziyor, ver bileziklerini bilmem ne filan, kumarda, içkide, efendim dışarıda. İşte bu kadıncağız orada gariptir, garibandır, boynu büküktür, zavallıdır. Bunun aksi de olur. Efendim, adam salihtir, iyi niyetlidir, tatlı dillidir. Kadının gözü dünyadadır, maldadır, yüzüktedir, bileziktedir, küpededir, ihtişamdadır, keyiftedir, zevktedir, safadadır. Herif kalk, beni falanca gazinoya götür. Alem bak karısını nasıl rahat ettiriyor. Hadi bakalım bana kürk al. Hadi bakalım efendim moda değişti. Bütün efendim mobilyalar değişsin. Hadi bakalım ben buna razı değilim. Daha geniş bir eve çıkalım. Hatun etme işte, vaziyeti idare ediyoruz. Yapma beni, sıkıştırma filan. Ötekisi laf anlayacak durumda değil. Adam cennetlik, kadın ters. Böyle de olabiliyor. Tek tük olsa. Bulaşığı yıkattırıyorlar. Bizim öyle bir tanıdığımız vardı. Eskiden oturduğumuz İstanbul'daki bir semtte. Adamcağız önlüğünü takar, bulaşıkları yıkardı. Kadın ne önüne yemek getirir, ne çocuk çoluk çocuğa bakar. Adam 5 vakit camiye gelir, namaz kılar. Yine dayımların evinin önünde birisi vardı. Kadın sabahleyin süsleniyor, püsleniyor, giyiniyor. Daha doğrusu efendim sabahleyin değil de uyuyor, uyuyor, uyuyor saat 10'a 11'e doğru. Efendim süsleniyor, püsleniyor, giyiniyor, çıkıp gidiyor sosyetik bir semtte. Yani Erenköy'de, İstanbul'un efendim Bağdat Caddesi'ne yakın yerinde süslenip gidiyor. Şimdi bizim yengeler filan da görüyorlar durumu. Akşam zavallı adamcağız eve geliyor. Önlüğü takıyor. Bulaşıkları yıkıyor. Ortalığı topluyor. Her şeyi siliyor, süpüyor, hazırlıyor. Görüyorlar yengeler. Balkona çıkıp çamaşırları asıyor önlüğüyle şeyiyle. Ondan sonra sabahleyin kahvaltıyı hazırlayıp hanımının yatağına götürüyor. Buyur hanımefendi filan diye. Böyleleri de var. Böyleleri hakkında Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Cennetteki huri kızları derlermiş ki, yani bizim Efendimiz'i ne üzüyorsun bire cadaloz hain. Bizim Efendimiz'i ne üzüyorsun derlermiş. İşte böyle bir adam da böyle bir kadının elinde gariptir. İyi bir kadın da kötü bir adamın elinde gariptir. İyi bir alim de kötü bir muhitte, ortamda, kötü bir kasabada, kötü bir halkın arasında gariptir. Kur'an-ı Kerim de efendim okunmadığı evde gariptir. Böyle bazı garip haller vardır. Bir de Peygamber Efendimiz'in gariplikle ilgili bir sözünü hatırlatmak isterim. Diyor ki Peygamber Efendimiz, el bede el İslamu gariben ve seyyudu gariba. İslam böyle gariban olarak diyar-ı gurbetteymiş gibi, boynu bükük olarak, kimsesiz olarak, yardımcısız olarak, tanışıksız, tanıdıksız, desteksiz olarak başladı. Sonra bir zaman sonra gene o hale gelecek. Yayılacak. Cümle cihan halkı İslam'ı tanıyacak ama tekrar gariban haline dönecek buyuruyor Peygamber Efendimiz.
yani işlerin ters gideceğini, sonunda Müslümanların gene gariban kalacağını bildiriyor. Ve arkasından buyuruyor ki fetuba lil guraba, ne mutlu öyle gariplere, ne mutlu öyle boynu bükük garibanlara. Neden? Vemel guraba ya Resulallah, kim bu böyle methedilen, ne mutlu dediğin garipler ya Resulallah? Buyuruyor ki ellezine yuslihune ma efseden nas, insanların bozdukları fesatları, fitneleri, karıştırdıkları şeyleri düzeltmeye çalışanlardır. Yani toplum bozulmuş, herkes fesada, günaha gidiyor, herkes haramda, herkes yanlış yolda. Bunlar da düzeltmeye çalışıyorlar, ıslah etmeye çalışıyorlar, iyi yapmaya çalışıyorlar, Allah'ın rızasına uygun çizgiye getirmeye çalışıyorlar ama etraftakiler kim dinler, kim anlar? Bir de bunlara kızıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ne buyuruluyor? Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard. قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Bu gibi adamlara, ya yeryüzünü fesada vermeyin, karıştırmayın ortalığı, fitne fesat çıkartmayın dersin, denilir böyle kendilerine. Onlar ne derler? اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Biz ıslah edicileriz derler. Bak, hem fesat çıkartıyorlar, hem de ıslah edicileriz derler. Halbuki fesat çıkartanların, bütün fitnenin bizzat kendileridir başı yani. Gene öyle söylerler. Ters şeyleri çalışıyor. Bütün kafaları şeyleri. Şimdi bugün de buna benzer şeylerle zaman zaman karşılaşıyorsunuz. Yani bakıyorsunuz en ahlaksız adam alkışlanıyor. En ahlaklı insan horlanıyor. En temiz ahlaki kaideler çiğneniyor. En kötü, en şeni günahlar adeta reklamı yapılıyor. Efendim içki, kumar, efendim gazino, bilmem ne reklamları çok daha fazla. Efendim günah yerleri camilerden çok daha dolu. Tıklım tıklım dolu. Sevap yerleri şey, boynu bükük. İşte İslam'ın böyle garip hale düştüğü, gariban hale düştüğü, kimsesiz hale düştüğü zamanda insanların bozdukları şeyleri düzeltmeye çalışan, ıslah etmeye çalışanlara ne mutlu diyor Peygamber Efendimiz. Allah bizi cümle cihan halkı bozulsa bile bozulmayanlardan eylesin. Çevremiz dejenere olsa bile dejenere olmayanlardan eylesin. Kafir olsalar bile küfre düşmeyenlerden eylesin. Bizi de, evlatlarımızı da, ailelerimizi de, dostlarımızı da hep sevdiği, razı olduğu kullar eylesin. Bizim evlatlarımızı, zürriyetlerimizi bizden sonra imandan ayırmasın. Küfre düşürmesin. İrtidat ettirmesin. Kafir duruma getirmesin. Efendim izzetten sonra zillete uğratmasın. Hürriyetten sonra esarete düşürmesin. Allahu Teala Hazretleri bizi ve bütün Müslümanları ve zürriyetlerimizi aziz eylesin, hür eylesin, efendim salih eylesin, mesut eylesin, bahtiyar eylesin. Gelelim efendim bundan sonraki hadisi şerife. El guslu yevmel cumuati vacibun ala muhtelimin ve en yestenne ve en yemezse tıben in vecede. Revahu Şeyhani an Ebi Said radıyallahu anh. Bu hadis-i şerifte cuma ile ilgili geldi. Geçen hafta da böyle cuma ile ilgili bir hadis-i şerif gelmişti. Tesadüfen bir hikmeti var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cuma günü tepeden tırnağa yıkanıp gusül abdesti almak her efendim erkek Müslüman için, yani camiye gelecek akıl ve bali olan kişi için bir vazifedir. Yapsın böyle, yıkansın demek yani. Yıkandığı zaman ne olur? 10 günlük günahları silinir. Günahlardan da arınır. Onun için cuma guslünü tavsiye ediyor. Bir. Başka neyi tavsiye ediyor? Ve en yestenne. Dişlerini fırçalayıp misvaklamayı tavsiye ediyor. İslam'a bakın, 1400 yıl önceden ne kadar ince temizlik kaidelerini koymuş ortaya. Evet, bugün Avrupalılar da diş fırçalıyor ama onlar yakın zamana kadar, bir asır öncesine kadar yıkanmayı bile bilmiyorlardı. Tahareti bilmezler, yıkanmayı bilmezler, temizliği bilmezler, efendim pis kılları izale etmesini bilmezler, gusül bilmezler, abdest bilmezler idi.
yavaş yavaş öğrendiler. Müslümanlar ayıplarlardı eskiden. Ya bu kadar sık yıkanılır mı, bu adamlar böyle balık gibi boyuna suda giriyorlar, çıkıyorlar, her zaman yıkanıyorlar filan diye tenkit ediyor eski kitaplarda Müslümanlar o akıllarınca. Yeni öğrendiler. Ama İslam bak her hafta cuma günü yıkanmayı nasıl tavsiye ediyor Efendimiz sıkı sıkıya? Dişleri fırçalamayı, misvaklanmayı nasıl tavsiye ediyor? Ve en yemezse tıyben imvecede. Bulursa bir de güzel koku sürmeyi nasıl tavsiye ediyor? Güzel koku sürmeyi. Bunlar neden muhterem kardeşlerim? Tabii Müslümanlar cuma günü toplanıyorlar. Çok güzel bir ibadet. Çok önemli bir ibadet. Herkes kendi evinde ibadet edebilir ama İslam toplum dini olduğu için cuma günü Müslümanların toplanmasını emrediyor. Farz. Cuma günü Müslümanlar bir araya gelecek, olacaklar, güzel. Ama toplandığı zaman insan derbeder olamaz. Temiz elbisesini giyecek. Tepeden tırnağa yıkanacak. Perşembe gününden tırnaklarını filan kesmiş olacak. Yani öyle tırnaklarını filan uzatmak doğru değil. O batının adetlerine bakın, İslam'ın adetlerine bakın. Batıda tırnaklar uzatılır, boyanır. Ya üstünü istediğin kadar boyat. Kedi tırnağı gibi, şahin tırnağı gibi bunu uzattıktan sonra bunun güzelliği yok ki. Yani İslam işi temelinden güzel yapıyor. Tırnaklar kesilecek. Çünkü yırtar. El öpeyim dersin, cırt. Bir şey yapar. Hadi kedi tırmıklamış gibi eli yırtılır adamın. Neden? Tırnak uzun da ondan. Tırnakları kesecek. Koltuk altındaki kıllar temizlenecek. Kasıktaki kıllar temizlenecek. Dişler fırçalanacak, tepeden tırnağa yıkanacak, temiz elbiseleri giyecek insan, güzel kokular sürünecek. Neden? Topluluğun içine gidiyorsun. İslam topluluk dini ve toplum, cami pırıl pırıl olacak, tertemiz olacak. Camiye girdiğin zaman şu tarafı koklayacaksın, sümbül kokacak. Bu tarafı koklayacaksın, gül kokacak. İleri gideceksin, amber kokacak. Öbür tarafa gideceksin, misk kokacak. Düşünebiliyor musunuz yani cuma günü herkes Resulullah Efendimizin yaptığı gibi yapsa? Biz ne yapıyoruz? İş elbisesiyle camiye geliyor. Efendim, eski yün çorabını efendim Erzurum'da ayağına giymiş, getiriyor burada efendim. Camiye geliyor, arkasındaki adam yandım Allah çekiyor. Yani o kokudan mahvoluyor. Ya mübarek ya, bunu ayakkabının içinde bırak. Dışarıda ayağını güzelce yıka, tertemiz, gıcır gıcır tertemiz yıka, ondan sonra içeri gel. Yani bu çorapsız namaz kılmanın bir mahsuru yok. İlle bu pis çorapları böyle şey yapma lüzum yok. Sonra artık çoraplar kolay, eskiden çok zordu. Efendim çoraplar yamanırdı, şey yapılırdı, gözenirdi filan. Şimdi öyle bir şeye lüzum yok. Yani şöyle yapıveriyorsun, çorap yıkanıyor. Birkaç tane çorap alırsın. Bak İslam ne kadar temizliğe dikkat ediyor. Nasıl topluluğun içine çıkarken nasıl olmamız lazımmış onu görüyoruz bu hadis-i şerifte. Topluluğa giderken ne yapacakmışız? Dişimiz temiz olacakmış. Soğan yiyen camiye gelmesin diyor Peygamber Efendimiz. Soğan, sarımsak yiyen camiye gelmesin diyor. Haram değil. Soğan ve sarımsak haram değil ama yani güzel kokmadığı için, başkalarını rahatsız ettiği için. İyi ki hocam Peygamber Efendimiz soğan yiyen, sarımsak yiyen camiye gelmesin demiş de sigaradan bahsetmemiş. İyi iyi, ben gelebilirim. Ama sen bir bilsen sigara içmeyen insanın nasıl burnunun direğinin kırıldığını o sigara kokusundan. Tiryaki adam fosur fosur içe tepeden tırnağa tütün kokuyor. Yanındaki adam mahvoluyor. Ben trenle, otobüsle gelip böyle evde, gardıropta ceketimi çıkartıp asarken ev halkı rahatsız olur. Uf, nereden geldi bu koku diye. Yani ceketime sinen kokudan rahatsız olurdu. Demek ki İslam'ın adab-ı maşeretinde topluluğa saygıdan dolayı temiz gelecek insan. Huzû zînetekum inde külli mescidin. Hangi mescide giderseniz gidin, sadece Kabe'ye değil, sadece Peygamber Efendimiz'in mescidine değil, hangi mescide giderseniz gidin, onlar Allah'ın evi sayılır, o ibadethaneler, temiz gideceksin. Temiz elbiseyle gideceksin. Seni İzmit'in valisi çağırsa, bir değişmek istemez misin? Aman hanım, bizim lacivert elbiseleri, damatlıkları çıkar. Aman şu bayramlık ayakkabımı bir siliver. Efendim güzel çorapları ver, temiz mendil ver. Ne oldu efendi, hayrola?
İşte vali hazretleri çağırmış da bir şey konuşacak galiba diye nasıl tavır alıyorsun? Hemen nasıl güzel giyiniyorsun? Onun için Müslüman böyle olacak. Tabi bunun hepsinin arkasında İslam'ın temizliği var. Bir de insanın insana saygı duyması ve ona iyi duygular aşılaması meselesi var. Buna çok dikkat edelim muhterem kardeşlerim. Birbirimize saygı gösterelim. Biliyor musunuz Peygamber Efendimiz'in misafire ev sahibinin güzel giyinerek çıkması misafire ikramıdır diyor Peygamber Efendimiz. Pijamayla çıkıveriyoruz. Efendim saç baş dağınık çıkıyoruz. Tıraşsız, efendim böyle şey kaçkını gibi çıkıyoruz. Üstümüz başımız eski gibi. Hayır, güzel elbiseyi giyeceksin. Efendim misafire o da bir ikram. Buyur çikolata, buyur şeker dediğin gibi senin güzel bir kıyafetle çıkman da ikram. Güleç yüz göstermen de ikram. Ondan sonra uğurlarken onunla beraber kapıya kadar çıkmak. Efendim hoş gelmiştiniz, sefa getirmiştiniz, gene bekleriz, Allah razı olsun, hizmetimizde kusur varsa affedin, yine bekleriz filan diyecek, gönlünü alacak. Misafiri seveni Allah sever, misafirini sevmeyeni, istemeyene Allah buğz eder, gazap eder. Misafir kıymetli, Müslüman kardeşler kıymetli, sen camideki insanı memnun etmeye çalışacaksın. Al eline bir tane şey, esans şişesi. Hem kendin sürün hem yanındaki kardeşine de ikram et. O da sevinsin, Allah razı olsun filan desin. Ama güzel bir koku al. Bazıları hani şöyle bayağı latif oluyor, güzel oluyor. İnsan süründüğü zaman çok memnun oluyor. Önem vermek lazım. Bizim dinimizde bak bu güzel koku, bu taranmak, bu dişleri fırçalamak, efendim bu tıraş, bu şey, efendim temiz elbise, bunların hepsi güzel. Hani İslam böyle hani pek gösterişi sevmez, bu gösteriş değil. Bu karşındaki insana sevgi ve saygının bir işaretidir. Onun için böyle hepimiz inşallah İslam'ın ana yapısını, fikir yapısını iyi kavrayalım. Giyimimize, kuşamımıza dikkat edelim. Adam şöyle sana bakıyor, bana bakıyor. Eğer bizde güzel bir tavır görmezse İslam'a da kızıyor. Bizimle beraber İslam'a da kızıyor. Eğer biz çok güzel olsak, böyle kendimizin İslam'ı temsil ettiğimizi düşünerek tavrımız, halimizle böyle güzel davransak çok iyi olur. İslam'a karşı güzel bir reklam olur. Ben Bursa'ya ilk gittiğim senelerde hatırlıyorum. Hayran kaldığım bir şey olmuştu ve herkese de söylemiştim. Bursa'da otobüslere biniyorduk. Ben ilk defa 58 yılında gitmiştim Bursa'ya. Demek ki 58-60 32 sene önce. O zaman Bursa'da yaşlı başlı hacı amca, böyle aksakallı hacı amca otobüste oturuyor. Otobüs durakta duruyor. İçeriye bir kadın giriyor. Kadınların örtülü olmasına, başörtülü olmasına da hayran kalmıştım orada. Veya bir kız giriyor. Belli ki mektep talebesi filan. Gel kızım şuraya otur diye yaşlı adam kalkıp onu oturtuyordu. Bu hacı amcaya hürmet sağlar. Bu İslam için güzel bir reklam, güzel bir propaganda bir şey olur. Bakın adamlar reklama, propagandaya o kadar önem veriyorlar ki hazırlıyorlar mizansen, sahneyi hazırlıyorlar. Papa bir çocuğu yanağını öperken, kucağına almışken şıp resmini öyle çekiyor. Neden? Papayı şirin gösterecek. Papayı şirin gösterecek. Avrupalılar Müslümanları gösterirken nasıl gösteriyor biliyor musunuz? Ben Almanya'da falan bulundum. Müslümanları nasıl gösteriyor? Müslümanları bir camide namaz kılarken gösteriyor. Bir de kurban kesilmiş kanlar yere akarken gösteriyor. Neden? Yani Müslümanlar işte böyle kan dökerler, efendim can yakarlar falan diye. Peki gel buraya. Sen hiç Almanya'da hayvan kesmiyor musun? Sizde kasap dükkanı yok mu? Siz et yemez misiniz? Yer yemez olur mu? İnsanoğlunun yaratılışı. Hem et yer insanoğlu, hem ot yer. Hem et obur, hem ot obur. İkisi de var insanoğlunda. Hem biz balık tutarız, hem kuş tutarız, hem efendim kuzu yeriz, hem daha başka şeyler yeriz. Alman da yer, Amerikalı da yer. Bu gayet normal bir şey. Ama Müslümanı kötü gösterecek ya, kurbanın kanını gösteriyor. Ondan sonra camiyi gösteriyor. Yani zihninde ikisi yan yana gelsin diye. Kendi papasını hoş göstermek için ne yapıyor? Bir güzel yüzlü pozunu çekmiş. Ondan sonra
bu tarafta bir çocuğu kucaklamasını, resmini çekmiş, öyle gösteriyor, sempatik göstermek. İyi güzel ama Azerbaycan'daki kardeşlerimizin ezildiğine niye gık demedin? Gel bakalım buraya. Yakalandın işte şimdi. O insan değil mi? İnsan ama Müslüman. Onlar öldürülebilir. Onlar ezilebilir. Tankların altına döşenebilirler. Efendim, ezilebilirler, asılabilirler. Binlercesi ölse ziyanı yok. Ama İngilizlerden bir eroinman, efendim Fransızlardan bir bilmem ne, Almanlardan bir bilmem kışkırtıcı, bölücü bir şey yapsa bütün Almanya ayağa kalkar. O eroinmanın, o kötü kadının, o bilmem nenin, Ayyaş'ın, sarhoşun, hippinin kurtarılması için kanunları zorlar. Yani kanunları, adaleti yıkacak iş yapar. Peygamber Efendimiz ne diyor? Vallahi Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsa onu bile cezalandırırım diyor. Bak, İslam'ın adalet anlayışına bak, kafirin çifte standardına bak. Müslüman'ın samimiyetine bak, kafirin nasıl ayırım yaptığına bak. Onun için gerçeği olduğu gibi görmek lazım, gerçekleri iyi değerlendirmek lazım. Ama bizim İslam'ı temsil ettiğimizi bilerek oyunlara da gelmememiz lazım. Temiz olmamız lazım, pak olmamız lazım, kibar olmamız lazım, sabırlı olmamız lazım, kötülüğe iyilikle mukabele etmemiz lazım, tatlı dilli olmamız lazım, yardımsever olmamız lazım. Yani adam bizi görsün, bizi sevsin, İslam'a girsin. Bizim bir doktor profesör kardeşimiz Amerika'da ihtisas yapmıştı. Hocası onun yüzünden Müslüman olacak gibi olmuş yani. Ahlakının güzelliğinden. Öyle olmalıyız. Gittiğimiz her yerde İslam'ı güzel temsil etmeliyiz. Neden? İşte Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri. Camiye gelirken yıkanacak. Camiye gelirken efendim dişlerini bile fırçalayacak. Ağzı kokmayacak. Tertemiz olacak. Yara olmayacak. Efendim güzel kokuları sürünmüş olacak. Temiz ve pak olacak. Allah-u Teala Hazretleri İslam'ın inceliklerini anlamayı, uygulamayı, İslam'ı sevdirecek, güzel temsil edecek insanlar, Müslümanlar olmayı cümlemize Allah nasip eylesin. Böylece de sevap kazanmamızı nasip eylesin. Mutlu, temiz, pak, huzurlu, ahlaklı, sevimli, sevaplı, karlı, ibadetli, taatli, nurlu, feyizli ömürler sürmeyi nasip etsin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamızı nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَا illallah la ilahe 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 illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin sallallahu teala aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecma'in Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
Sadakallahü'l-Azim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi ve salatu ve selamu ala khayri halkihi Muhammedin ve alihi ecma'in. Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel Alemin. Aczane nacizane. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, vaazımızı, okuduğumuz hadis-i şerifleri, zikirlerimizi, tesbihlerimizi, hatimlerimizi, hayratımızı, hasenatımızı lütfunla, kereminle, ahseni kabul ile makbul eyle. Ecri cezil, sevabı kesir kazanmamıza vesile eyle. Ya Rabbi, biz bunlardan hasıl olan ücuru, mesubatı evvelen ve haseten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimizin sevdiği ümmetler olmayı cümlemize nasip eyle. Peygamber Efendimizin şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle. Mübarek cemalini rüyalarımızda yakın zamanlarda sık sık görmeyi nasip eyle. Peygamber Efendimizin mübarek ashabının, pak etbaının, cümle ahbabının, onu seven, ona tabi olan cümle müminin müminatın da ruhlarına ikram eyle. Haseten Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mizin, Evliya Allah'ın ruhlarına ikram eyle. Şehitlerin, gazilerin, alimlerin, fazılların, salihlerin, kamillerin ruhlarına ikram eyle. Sair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümata da dereceleri üzere ikram eyle. Amin diyen kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının dostlarına ikram eyle. Ya Rabbi, cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar eyle. Hissedar eyle. Memnun eyle. Mesrur eyle. Onların da bizlerin de makamlarımızı âlâ eyle. Seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. Sevdiğin kullar olmayı bizlere nasip eyle. Sevdiğin salih ameller, güzel işler yapmayı, ömrümüzü hayırlı, verimli, feyizli geçirmeyi cümlemize nasip eyle. Cümlemize helal, temiz, pak kazançlar nasip eyle. Bu kazançlarımızla hayrat-ı hasenat yapmamızı, vefatımızdan sonra da bize sevap kazandıracak eserler bırakmamızı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, cümlemize sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Hastalarımıza şifalar nasip eyle. Dertlilerimize devalar nasip eyle. Gönüllerimizin muratlarını, dertleri, akıllarımızdan geçirdiğimiz dileklerimizi, isteklerimizi senin rızana uygun olmak ve hakkımızda hayırlı olmak şartıyla lütfen ve keremen ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, bizi kendinden gayriye muhtaç eyleme. Kimsenin karşısında mağlup ve mahcup eyleme. Kimseye boyun büktürüp el açtırma. Ya Rabbel Alemin, hayırlı uzun ömürlerle cümlemizi muammer eyle. Son nefesimizde cümlemize imanı kamil ile ve buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye imanı kamil ile göçmeyi nasip eyle. Kahrına, gazabına, azabına, ikabına, itabına uğramadan Duhul-i Evvelin ile Peygamber Efendimizle beraber Cennat-ı Aliyat'a girmeyi cümlemize nasip eyle. Cemaline cümlemizi müşerref eyle. Bi hürmeti Esma-ikel Hüsna ve Habibikel Müşteba ve bi hürmeti Esrar-ı Suretil Fatiha.